arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğumuz güzel ceketimizi çalışacağız. Ceketimizin roba kısmını düz ördük. Alt kısmında ise sepet modelimizi kullandık. Bakınız şu şekilde basamak basamak gayet güzel bir çalışma oldu. Şöyle arkasına da bakacak olursak arkası da aynı şıklıkta ceketimizin evet şimdi ceketimize şöyle bir anlatımına genel itibariyle yapalım yaka kısmından başladık ve artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçü gelene kadar ilerledik ve sonrasında kollarımızı birleştirerek modelimizi uygulamaya başladık 4 tane düğme ile çalıştım daha büyük örmek isterseniz tabii ki ceketimizdeki düğme sayısı fazlalaşacaktır ya da daha sıkı yapıp bir fazla daha düğme kullanabilirsiniz ceketimi örmek için İki tane ip kullandım. Üçüncüyü çok az bir şekilde kullandım. Yani çok az bir parça kullanmam gerekti. Ama onun için üç tane ipimizi almamız gerekmekte. Evet ceketimizi bir iki yaş civarı çocuklarımıza çok rahat olmakta. Ceket olacağı için şu şekilde bakınız enden biraz bolca çalıştık. Evet şimdi ölçülerimize bakalım. Mezurumu alıyorum. Omuz kısmından Şöyle tutuyorum ve düzelttikten sonra 36 santim olduğunu görüyorum yukarıdan aşağıya kadar uzunluk ölçümüzün çevirerek kol altımızdan gövde genişliğimize bakalım gövde genişliğimizi şöyle yerleştiriyorum 31 santim gövdemizin genişliğini görmekteyiz Evet kolay gelsin diyerek hemen ceketimizi örmeye başlayalım kolay gelsin Evet ceketimizi örmek için Alize Süperlana klasik ipimi kullanıyorum. İpimiz %75 akrilik, %25 yünden oluşuyor. Renk numarası 212, 100 gram ve 280 metre. Ee, ve ipimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen bölümlerine ayırarak örmeye başlayalım. Zincirimi çekiyorum bir tane öncesinde düğümümüzü atıyoruz sıkı bir şekilde ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zinciri önümüz için örüyorum ceket olacağı için birazcık büyük başlamak istiyorum bir yaş grubu çocuklarımıza Evet hemen ayrıcımı 12. zincirimin içerisine takıyorum ve burası ceketimin ön kısmını oluşturuyor. Kolum için olacak bölümümü örmeye başlıyorum ve 1 diye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tam 16 tane zincirimi de kolum için çektim. Ve 16. Evet zincirin içerisine ayracımı taktım. Arkamız için 24 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 zincirimi çektim. Tekrar ayıracımı takıyorum. 24. Zincirimi. ve tekrar kolumuz için 16 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Tam 16 tane zincirimi çektim ve son ayıracımı da koluma takıyorum. Son önümü örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ve 12. Tam 12 tane zincirimi çektim ve ceketimizin zincir sırasını bu şekilde tamamladık. Bölümlerimizin yerlerini tespit ettik ve hepsini ayrıcımıza taktık. Şimdi ölçü olarak kaç santim ona bakalım. Sadece zincirlerimizin ölçüsüne bakmaktayız. Şu anda bakınız şöyle düzeltiyorum. Ve hemen bulunduğu yerden diğer çekmeden şöyle bakınız müdahalemizi yapmadan Bakalım. tam 30 santim zincirimizin ölçüsü. Şimdi trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayalım. Ondan önce şöyle sayılarımızı bir de yazılı göstermek istiyorum. Önlerimizin her ikisi 12, kolumuz 16, ceketimizin arkasını oluşturacak bölüm 24, tekrar kolumuz 16, önümüz ise tekrar 12 tane zincirden oluşmakta. Tığ numaramız ise 2,5 mm. Bunu da yazılı olarak hatırlattıktan sonra tekrar zincirimi alıyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Zincirimden bir ve iki tane zincir geri çekiliyorum. Elimle tutuyorum. Üzerine bir ve iki zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Geri çekildim. ikinci zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve ikili trabzan şeklinde. Sonrasında hiç geri çekilme işlemi bir şey yapmadan birer birer bütün trabzanlarıma sarıt ayracımın bulunduğu yere kadar örerek geliyorum. Her bir zincirime bir tane trabzanımı örüyorum. Her zincirimizi ikili olarak örüyoruz. Trabzanlarımızı tığımın başında doluyorum. Bakın sırasına giriyorum. 1 ve 2. Tığımın başında doluyorum. Sıraya giriyorum. 1 ve 2. Sarı ayracıma kadar örelim. Sarı aracımı taktığım yere kadar örerek geldim trabzanlarımı. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Ayracımı çıkarmış olduğum zincirin içerisine giriyorum ve ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Burası bölüm aralığı olarak mavi trabzan, mavi ayracıma kadar trabzanlarımı birer birer örüyorum ve 16 tane kolum için örmüş olduğumuz zincirlerimizin her birine bir tane trabzanımızı örüyoruz. Evet mavi ayracımıza kadar birer birer öreyim. Mavi ayracıma kadar geldim. Ayracımı çıkarıyorum ve kolumun son trabzanın üzerine bir ve iki zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ayraç çıkarmış olduğum kir yuvasına giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Sırası ile 24 tane trabzanımı birer birer örerek kolumuza doğru ilerliyorum. Bu sıramızda hazırlanmış olan zincirlerimizin üzerine trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. Ve ilk sıramızı belirginleştiriyoruz. Bakınız. Artış yapmıyoruz. Birebir örüyoruz bu sıramızda. Beyaz ayırıcıma kadar ilerleyelim. Evet beyaz işaretimin bulunduğu yere kadar geldim. Beyazdan kırmızıma kadar olan kısım kolumuz için ayırdığımız bölüm. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki işaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını dolayarak işaretim bakınız çıkardığım yere giriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Hiç saymamıza gerek yok. Zincirimizi eğer düzgün saydıysak hiçbir sıkıntı olmadan örebiliriz bir eksik bir fazla olabilir lütfen öyle bir durum olursa kesinlikle sökmeye kalkmayalım artış yerlerinde eğer eksikse bir fazla artış yaparak eksiği giderelim eğer fazlaysa bir az artış yaparak eşitleyelim hemen ilk sıramızda onun için sökme işlemine hemen başvurmayalım daha yapıcı olalım hiç moral bozukluğuna yer vermeyelim örgümüzü örerken çözüm yollarımızı arayalım. Evet bir. İyi ki bakınız şuradan çıkartmıştım. Hemen örüyorum. Yine de tereddütte kalmamak için sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14 ve 16. Evet 16 tane trabzanımız hazır. 2 zincirimi çekiyorum ve son önümüz için olan 12 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Evet başa kadar örelim. Birinci sıra olan trabzanlarımızı yerleştirdik. Bakınız şu şekilde. Arkamız, arkamızın her iki kenarı kollarımız ve diğer uçlar sağdaki ve soldaki uçlar ceketimizin önü için hazırlamış olduğumuz ilmeklerimiz. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve sıramızı örmeye devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum birer birer örüyorum. İkili trabzan şekliyle alttaki görmüş olduğum bütün trabzanlarımı örüyorum. Sadece bakınız düz trabzan şekliyle ilerliyorum. Evet önümüzde alttaki sıramızdaki sayımız kadar örerek geldim. Tam 12 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi zincirimizin içerisine artışlarımızı yapalım. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine bir tane trabzan örüyorum ve bir artış yapıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı da ördüm. İki trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Bu iki zincir Ortadaki bir sonraki sırada yine burada yapmış olduğumuz gibi artma işlemine yarayacak olan zincirlerimiz. Bu zincirlerimizi iki tane trabzanımızı ördükten sonra zincir sonrasında yine aynı yuvanın içerisine iki tane trabzan örüyorum. Öncesinde zincirden öncesinde arttığım iki trabzan burada devam ede gelen yerimiz için geçerli. İki tane zincirden sonraki öreceğim bölüm ise devamında trabzanlarımızın devam ettiği yere ait yani zincirden öncesi önümüze zincirden sonrası burada kolumuza ait trabzanlarımız olacak Evet şimdi birer birer ilerliyorum her iki bölümümüze arttım iki tane trabzanımı önüm için iki tane trabzanımı kolum için arttım ve birer birer bütün trabzanlarımı ilerletiyorum zincirimizin olduğu yere kadar örerek gelelim Evet, zincirimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Tıpkı burada yaptığım işlemin birebir aynısını burada da yapıyorum. Önce artacağım iki tane trabzan kolum için. İki zincirden sonra artacağım trabzanlar ise arkamız için olacak trabzanlar. Tığımın başını doluyorum. Bir ve aynı yere batıyorum. İki. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez şuradan ilk trabzanımdan başlıyorum. Son trabzanımıza kadar birer birer hiçbir değişiklik yapmadan ikili trabzan şekliyle örerek arkamızı tamamlayalım. Arkamızdan bütün trabzanlarımızı birebir ördüm ve zincirimin hemen yanı başına geldim. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin bulunduğu yere iki tane trabzanımı örüyorum. İlkini ördüm. İkinciyi ilave ediyorum ve bir İki tane zincirimi çektikten sonra tekrar tığıma başını doluyorum iki tane trabzanımı burada artırıyorum 1 ve 2 ve kolum için olan 16 tane trabzanımın üzerine birer birer örmeye başlıyorum Evet kolumuzun birer birer trabzanlarını tamamladıktan sonra artış yerimizde yine burada yapmış olduğumuz gibi 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı örelim Kalan öndeki ilmeklerimizi örüp en son trabzanımızla tekrar görüşelim. İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Her 4 e, köşemizde bakınız. 1, 2, 3, 4 kolumuzun sağında ve solundaki olan artışlarımızı ikişer ikişer yaptık. Ve sıramızın başına geliyoruz. En son trabzanımızı örelim. Bakınız zincirden ördüğümüz trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum ve trabzanımı ördükten sonra ikinci sıramız bu şekilde bitmiş oluyor 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve alttaki ikinci trabzanımın üzerine batarak örmeye başlıyorum birer birer tıpkı ikinci sıramızda ördüğümüz gibi trabzanlarımızın üzerine birer birer batarak örelim ve aralarda ikişer trabzanımızı ve iki zincirimizi çekelim tekrar örelim İki zincir iki trabzan Ördükten sonra bakınız tekrar trabzanlarımızı tamamlayalım ve sıramız istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim ve bölümler arası ikişer artışlarımızı yapalım. Rubamızı yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 9 sıramızı ördük. Buradaki birinci sıranın dışında bakınız ikinci sıradan artışımızı yapmaya başlamıştık. İkinci sıramız ve diğer bütün sıramızda ikişer trabzan artarak robamızı büyüttük. Her birinde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde. Bakınız hepsinde ikişer artışımızı yaptık. Evet sıramızın başından birer tane sık iğne örerek ilerleyelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Her bir trabzanıma bir tane sık iğne örüyorum. Ve kol altına doğru ilerliyorum. Birer birer sık iğnemizi örelim. Eğer e, artış yapmak isterseniz bu bölümde bir tane trabzan'a iki tane batarak artış yapabilirsiniz. Gövde kısmının bol olmasını isterseniz aralıklarla iki defa battığınız zaman artış yapın. Ben artış yapmayacağım. Sadece kol altında zincirimi fazla çekerek kol altındaki artışım benim için yeterli olacak kol altına doğru ilerliyorum. Birer birer bakınız. Batıyorum. Kapatıyorum. Batıyorum. Evet, kol altına geldim. Tam zincirimin olduğu yere bir defa giriyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektikten sonra bu kısmı büküyorum. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Hemen bir artışta arkam için olan bölüme yapıyorum ve devam ediyorum. Bakınız araya girdim bir tane artış ve sonra trabzanlarımın üzerinden ilerliyorum. Diğer kol altına kadar bu şekilde birer tane sık iğne örerek devam ediyorum. Arkamızı birer birer ördüm. Tam artış yerimin bulunduğu noktadayım. Bir tane sık iğne de artış yerime yapıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5. Hemen kolumu büküyorum diğer artma yeri olan kısma getiriyorum ve bir tane artışta buraya sık iğnemle yapıyorum ve devam ediyorum ön kısma birer birer sık iğnelerimi örerek başa kadar geliyorum her bir trabzanıma bir tane örüyorum uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet başa kadar geldim ve en son trabzanıma da bir defa batıyorum. Ve 3 tane zincirimi bu yönde çekiyorum ve diğer sıramızı hemen örmeye başlıyoruz. Şöyle yaptığımız işlemimizi görelim. Evet şöyle birleşme işlemimizi yaptım. 5'er tane zincirimi çektim. Şu şekilde bakınız gayet hoş oldu. Hemen örmeye başlayalım. Bu sıramızda sık iğne örmüştük. Bu sıramızda da bir uçtan diğer uca kadar trabzan olarak örelim. Sadece trabzan. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Bakın hiç farklı işlem yapmıyorum. Birer birer sık iğnelerimin içerisine girerek ikili trabzanım örüyorum. Bir ve iki defa da alıyorum. Bakınız bir ve iki. Bir defa doluyorum diğer uç noktaya kadar ilerleyelim. Uç noktaya doğru ilerlerken çekmiş olduğumuz 5 tane zincirimizin bulunduğu noktaya geliyorum. Ve her bir zincirimin içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı zincirimin içerisine girdim. Üçüncü Dördüncü trabzanımı ördüm uç kısma 5. trabzanımı da örüyorum ve sonrasında 5 trabzanımızı tamamladıktan sonra arkasından örmeye devam ediyorum ceketimizi diğer kol altı zincirimizi de aynı şekilde 5 tane trabzanımızı örelim ve uç noktada görüşelim sıra başına kadar birer trabzanlarımızı örerek geldim artık modelimizi yerleştirebiliriz bakınız şu şekilde kol hatlarımıza da beşer tane trabzanlarımızı ördük görüntümüz bu şekilde şimdi bitiş yönümüzde üç tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 bu üç tane zincir modelimizi devam ettiği sürece kenar trabzanımız olarak kalacak buna lastiğimizi öreceğiz tığımın başını doluyorum hemen İlk başlangıçtaki 3 tane trabzanımı şu şekilde yandan ana gövdeden şöyle bakınız. Ana gövdeden yandan girerek örüyorum. 1 ve 2 yandan 3. trabzanımı da örüyorum. 3 tane trabzanımı yandan alarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki 3 trabzanımı ise ardından alarak örüyorum. 1 ardından 2 ardından 3 Tekrar sıradaki 3 tane trabzanımı yandan alarak örüyorum. 1 2 3 3 tane yandan alarak trabzanlarımı ördüm bakınız 3 tane yandan 3 tane ardından 3 tane yandan şimdi 3 tane trabzanımı ardından alarak örüyorum. 1. 2 ve 3. 3'ünü ardından aldım ve ördüm. Ve 3 tane yandan girişimizi yapalım. 3 ardındandan sonra hemen ana gövdeden giriyorum 1. Ana gövdeden yine 2 yandan örüyoruz bakınız bu bölümleri. 3 tane yandan ördüm. Tığımın başında doluyorum. Ardından yine ana gövdeden girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3. 3'er 3'er sıralarımızı değiştirerek örelim. 3 tane yandan, 3 tane ardından, 3 yandan, 3 ardından şeklinde diğer gövdemizin ucuna kadar örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız bir önceki sırada düz örmüş olduğumuz trabzan da alttaki sıramızın formuna uydu. Kabartılı olarak ördüğümüzde kabartılı gibi göründü. Alttan e, aldığımızda yine içten bir görüntü oldu bir kabartılı bir içten bir kabartılı bir içten şekliyle göründü ve burada baktığımızda iki sıra şeklinde bir görünüm kazandı. Şimdi örgümüzü 3 tane zincir çekerek örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Normalde 2 sırada bir modelimizin görüntüsü değişecek. Burada bakınız bir önceki sıraya uyduğu için burayı 2 örmüş sayıyoruz ve hemen modelimizin konumlarını değiştiriyoruz şekillerini. Bakalım. 3 zincirimi çektikten sonra bakınız 3 tane içeriden olan trabzan grubumuz var. Bunu 3 tane dışarıdan olarak görüyoruz. Yandan giriyorum. 1, 2, 3 içtekileri yandan örerek dışa doğru kabarttım şimdi dışarıda kabartılı olan trabzanlarım ise ardından alarak içe doğru çeviriyorum ve içten görünen trabzanlarımı yandan girerek dışa kabartılı bir şekilde örüyorum modelimizi şu an değiştiriyoruz her iki sırada bir değiştiriyoruz yalnız ilk sıramız söylemiş olduğumuz gibi bir önceki sıramız bir sonraki sıraya uyum sağladığı için buraya iki örmüş sayıyoruz ve yeniden modelimizi değiştirmeye başlıyoruz. Ve burası şimdi ördüğümüz sıra modelimizin kurulumunu değiştirdiğimiz sıramız. Bakınız içten ördüğümüzü yandan örüp kabarttım. Dıştan kabartılı olan kısımları ise arkadan alarak içe doğru çevirdim. Bakınız içte görünenleri yandan dışa doğru kabarttım. Şimdi dışa kabarıklı olan kısımları ardından alıyorum ve modelimizin kurulumunu değiştiriyoruz 2 ve 3 arkadan ördüğüm 3 tane trabzanım şimdi yandan örüyorum 3 yandan 3 arkadan olarak örelim yine kabartıları arkadan örüyorum modelimizin yerini değiştirerek yeni model grubumuzu oluşturuyoruz bakınız yandan örüyorum. 2 ve 3. Evet şöyle görelim. 2 sıra örülmüş saydık ve üçüncü sıramızı modellerimizin yerini değiştirerek örmeye başladık yandan olanları ardından ardından olanları yandan alarak ördük Üç tane yandan 3 ardından 3 yandan üç ardından ve alt sıranın tam tersi işlemimizi yaptık ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet modelimizin kurulumunu değiştirdik 3. sıramızda ve 3. sıramızda bakınız İçte kalanları dışta, dışta olanları içte alarak ördüm. 3 sıra içte olanların altı hemen kabartı oldu. 3 sıra dışta olanların ki çukur oldu. Bakınız bu şekilde birinci sırasını ördüm. Şimdi ikinci sırasını da aynı şekilde örüyorum. Nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Her iki sırada modelimiz değiştiği için iki sırada bir farklılaştırıyoruz. Modelimizi kaydırıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum ve şu şekilde bir bakıyorum örgüme. 3 tane içeride ilmeğimi görüyorum. 3 tane dışarıda. 3 içeride, 3 dışarıda ve gördüğüm şekliyle örüyorum. Modelimizin ikinci sırası. Buradaki kurulumumuz olan ikinci sıra, birinci sırayı değiştirdim. Şimdi ikinci sırasını gördüğüm şekliyle örüyorum. Ardından giriyorum. Yine aynı içte olarak örüyorum. 1 2 3 3 tane dıştayı yandan girerek 3 tane dışta trabzan olarak örüyorum. 3 tane iç ilmeğimle karşılaşıyorum. Ardından aldığım trabzanlarımı 1 2 ve 3 bakıyorum 3 tane yandan örüyorum dışa doğru kabartıyorum yandan aldığımız dışa kabarıyor ardından aldığımız ise içe dönüyor temin başında doluyorum. Ardından alarak 3 tane içe tırabzanlarımı örüyorum. 2 ve 3, üç. 3. ilmeğimizi yarımlamadan alalım. Tekrar kabartıyı görüyorum. Yandan giriyorum. 2 ve 3. Tekrar ardından ikinci sırasını aynı kurulum üzerine örerek sona kadar devam ettiriyorum bakınız ilk iki sıramız ve ikinci ikinci sıramızı örüyoruz şu anda şöyle devam eden sıra ikinci sıramız bir sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Evet modelimizi ikinci kez kurarak tamamladık. Bakınız üstteki iki sıramızda kabartılı olan yerler alttaki iki sıramızda içte kaldı, çukurda. Üstteki iki sıramızdaki çukur olan kısımlar alttaki iki sıramızda kabartı olarak örüldü ve modelimizi her iki sırada bir tekrar ettiğimiz daha belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Şimdiki öreceğimiz sıramızda Buradaki kabartılı bölümü içe gelecek şekilde içte olan kısmı ise kabartılı olacak şekilde yerini değiştirerek başlatıyoruz ve sonrasında ikinci sırasında ise aynı gördüğümüz gibi örüyoruz ve her iki sırada bir modelimizin yerlerini burada gördüğümüz gibi değiştirerek örüyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakın şu şekliyle de görecek olursak buradan baktığımız zaman da yine kabartılılar ve içte kalanlar kabartılı yukarısı içte kalıyor iki sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi ipimi alıyorum ve yeniden modelimi başlatıyorum iki sıramı tamamladıktan sonra üç tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve bakıyorum alt sıradaki grubum kabartılı olarak örmüşüm yanındaki içten kabartılı olarak ördüğüm grubumu tığımın başını doluyorum 3 tane ilmeğimin ardından girerek çukur hale çeviriyorum. 3 Tekrar içte kalan kısmı yandan girerek dışa doğru çıkartıyorum. Ve yeni grubumuzu yerlerini değiştirerek başlıyoruz. Kabartılı olanı arkadan giriyorum. 1 2 ve 3 Bakınız içte olanı ise yandan giriyorum dışa doğru çıkarıyorum. Evet bu şekilde ilerleyelim. Dönüşü tekrar yapalım. Ondan sonrasında modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar aynı şekilde her iki sırada yerlerini değiştirerek örelim. Modelimizi üçüncü kez kurmaya başlamıştık. Birinci, ikinci, üçüncü. Bakınız birinci sıramızın aynısını tekrar ediyoruz. Şimdi üç tane zincirimi çektim. Birinci sırasını modelimizin kurduk. Bakınız altta şu şekilde içteydi. Yandan örerek dışa doğru kabarttım. Yine modelimizin bu sırasında aynı gördüğüm şekliyle örüyorum. Birinci sırasında değiştiriyorum. İkinci sırasında aynı şekliyle örüyorum. Bir arkadan alıyorum yandan nasıl görürsek o şekilde ilerleyelim ardından görüyorum yandan görüyorum önce ardından alıyorum aynı şekilde değişiklik yapmadan modelimizin kurulumunda sadece ilk sıralarda değişiklik yapıyoruz ikinci sıramızda ise aynı şekilde örüyoruz her iki sırada da bir değiştiriyoruz ve yani bu şekilde modelimizi ilerletelim Ceketimizin gövde kısmını tamamladık. Şu şekilde görmekteyiz. Bakınız gayet güzel bir uyum içerisinde modelimizin gövdesi tamamlandı. Kollarımızı da bitirdikten sonra görmüş olduğunuz kısma bel lastiğini ve yanlardaki ilik ve düğme lastiklerini örerek ceketimizi tamamlayacağız. Ama öncesinde örmediğimiz her iki kolumuzun birini sizlerle birlikte şimdi örmeye başlayalım. Kol altlarımızdan başlıyoruz. Muhakkak ki kol örgülerimizi her zaman kural kol altlarından başlayıp yine kol bitirmektir. Tepe noktasından asla başlamayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve kolumun altına şöyle sabitliyorum. Tam ortaya sabitledim. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bakınız yanda trabzanları atlıyorum. Hemen şu görmüş olduğum sıkı iğnenin bulunduğu yere gelerek batıyorum. Bakınız bu arası boşluk hiç önemli değil. Daha sonra buradaki şu görmüş olduğumuz artış yaptığımız zincirimi atlıyorum, bir sonraki bölüme geçiyorum. Kol altında çok yığılma olmasın diye gevşek alıyorum. Buradan sonrasını hiçbir şekilde atlamıyoruz. Bakın her trabzan arasına girerek örüyorum. Bütün trabzanlarımın arasına giriyorum, birebir örüyorum ve kol altına kadar hiç atlamadan. 1'e 1, 1 ve 2, 1 ve 2 diğer uca kadar örerek gelelim. Kol altımın olduğu yere kadar geldim. Bakınız artış yaptığım yere hemen artış yaptığım yerin dibindekini örüyorum. Artış yaptığım yeri atlayarak hemen kol altındaki trabzanlarımın olduğu bölüme batıyorum. ve Bir tane de ortaya battıktan sonra şuradaki 3 zincir çekerek başlamış olduğum yeri şu şekilde alarak birleştiriyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum bunu yandan sayıyorum hemen ikinci trabzanımı yandan sayıyorum üçüncü trabzanımı yandan sayıyorum bakınız yandan aldım diğer 3 tane trabzanımı 1 2 ardından alıyorum bakınız modelimizi yeniden başlatıyoruz 3 defa her bir trabzanımıza yandan giriyorum 3 tane tamamlandıktan sonra diğer 3 trabzanımı ardından alarak örüyorum 2 3 sıradaki 3 trabzanımı yandan örüyorum ve modelimi bir üst sıradaki örmüş olduğum düz sırada aynı forma girdiği için diğer sıramızda değiştiriyoruz kurulumumuzu şimdi bu sırayı başa kadar örerek ilerleyelim ve yeniden modelimizi değiştirme aşamasında görüşelim Kol altımıza kadar örerek geldim. 3 tane zincir çekmiştim. Bunu yandan saymıştık. 2 tane yandan 3 tane bakınız içten örerek çukurda kalmasını sağlamıştık. 3 yandan örerek kabartı yapmıştık. Şimdi son 2 tane ilmeğin bakınız yandan olarak denk geldi. Burada da 2 tane yandan ve zincirimiz vardı. Burayı bakın şu şekilde giriyorum. Bakın ilmeğimin arasına sadece geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu kısmı hemen ardından olarak çeviriyorum. Şurada bir tane ilmeğimizi bir sonraki sırada azaltarak 3'e düşürelim. Sırada ise bir önce ardından aldığım trabzanlarım var. Bu sıramızda yandan alarak örüyorum. 1 2 ve 3 yerlerini değiştiriyoruz. Her iki sırada değişiyor bakınız. 3 tane yandan olarak görmüşüm. Dışa kabartılı olarak duruyor. Hemen ardından örüyorum. Ve yandan olanları şu şekilde ardından olanları yandan örerek dışa doğru kabartıyorum ve bu şekilde sıramın başına kadar ilerliyorum. Sıramızın başlangıç yerine kadar örerek geldim. Bakınız 3 tane zincir çektiğim yer 2 tane arkadan alarak içe doğru ördüm trabzanlarım ve bakınız buradaki 2 trabzanım şöyle baktığımda 3 tane yandan ördüm. Şimdi hemen ardından geliyorum ve burayı bakınız 3 tane trabzana çeviriyorum şu kısmı bakın zincirimi saymadığım sürece 3 tane trabzan bir sonraki sırada zincirimi de buradan kaldırarak direk 4 olan trabzan sayımızı zincirimizle birlikte 3'e indirip o şekilde devam edeceğiz arkadan arkadan alıyorum yandan alıyorum hem kol altında yığılmamızı da bu şekilde önlemiş olacağız 1, 2, 3. İkinci sıramızı örmekteyiz modelimizin değişim kurulumumuzda bakınız. Evet şimdi sıramızın başına kadar ilerleyelim. Evet sıramızın tekrar başlangıç noktasına geldim. 3 tane zincirimizin olduğu yer ve bir tane de bakınız 3 tane kurulumumu örmüştüm. Kabartılı olarak tamamladım. Şimdi bir tane zincir iki tane trabzanım var. Hemen bakınız şimdi iki sıra içten ördüğüm için bu sıramızı dıştan başlıyoruz. Şu şekilde ardından alıyorum. 1 2 3 yandan giriyorum başını dolayarak ve 3 tane trabzanım artık bakınız ne fazlamız var ne eksiğimiz bu şekilde devam ettiriyoruz 3 kabartılıyı ardından alıyorum ve bu düzen üzerine kolumuz yeterli ölçü olana kadar örerek büyütüyoruz Kolumuzu yeterli uzunluğa gelene kadar örerek tamamladım. Şimdi lastik kısmını kolumuzun örmeye başlayalım. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 şu şekilde düz örgülerimizi saydık. 11 tane düz örgü yaptığımız sıramızda kolumuz tamamlandı. Şimdi lastik kısmını çalışmaya başlayalım. Diğer kolumuzu da ben ördüm. Aynı şekilde lastiklerini de örüp kollarımızı ve daha sonra da önümüzün ve alt kısmının lastik çalışmasını yaparak tamamlayalım. Hemen örmeye başlıyorum. 1-2-3 tane zincirimi çektikten sonra hemen tığımı düz bir şekilde batıyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. Her bir trabzanımı bir defa örüyorum. Birer defa Bakınız. başlangıç yerimize kadar düz trabzan şekliyle örelim. Başlangıç noktamıza kadar geldim. Çekmiş olduğum zincirimin yanındayım. Hemen zincirimle trabzanın arasına şöyle tığımın başını girdiriyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Şöyle bakıyorum. Her trabzanımın tepesindeki ikiye ayrılan ilmeklerimi görüyorum orta parmağımdan taraftaki yani kendimden değil dış taraftakine tığımın başını doluyorum. Bir defa giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrar tek seferde başını doluyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örerek sıra başımıza kadar gelelim. Dıştakini alıyorum. Bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir defa doladım. Tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Tek seferde doluyorum. Tek seferde. Evet. Şöyle görelim. Sıramızın başında görüşelim. Sıramızı tamamladım. 3 tane zincir çekmiş olduğum yere geliyorum. Zincirimle trabzanımın arasına giriyorum ilmeğimi geçiriyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yine aynı yere bakınız hemen yanındaki ilk trabzandan başlıyorum tek seferde kapatıyorum eğer zincir sayınız fazla olacak gibi olursa ikiye de indirebilirsiniz taştan alarak ilerleyelim bakın şu şekilde bir görüntümüz ortaya çıkacak Evet lastiğimizi 3 sırada tamamladım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde çalışacağız. Evet bu şekilde koparmış olduğumuz iplerimizi ceketimizin iç kısmını çeviriyorum. Hemen şöyle diğer tarafa da geçiyorum. Hemen içeriye alarak gizliyoruz. birkaç defa aynı şekilde içeriye doğru gizleme işlemimizi yaptıktan sonra kalan ipimizi kesebiliriz. Evet bu şekilde ceketimizin kol kısmını tamamladık. Şimdi önümüzü ve ceketimizin alt kısmındaki lastik çalışmamızı da aynı şekilde yapmaya başlayalım. Önce yan kısımları yapmak istiyorum. Ön kısımları. Burası sol olduğu için ve erkek bebek yeleğine düşündüğüm için. iliğimizi bu tarafta açalım. Zincirimi çekerek bir tane düğümümü atım. En tepe kısımdan başlıyorum. Birinci trabzanımın başından. Bir bağlandım. 2 ve 3. Bağlandığımı 1 olarak saydım. 2 ve 3 dedim. Trabzanımın içerisine giriyorum. Bir. Bakınız başlangıçla birlikte iki tane trabzanımı ördüm. Diğer trabzanıma geçiyorum. Her trabzanım için iki tane trabzan örüyorum. Yan bakınız, yan durmakta sıralarımız. Her yan trabzanı iki tane trabzan örerek aşağıya doğru ilerletiyorum. 1 ve 2 1 ve 2 aşağıya doğru ilerleyelim. Evet birinci sıramızı örerek geldim. Yukarıdan başlamıştım. Aşağıya kadar trabzanlarımı ördüm. Her e, trabzanlara ikişer ikişer yeni trabzanlar ördüm ve 4 tane ilik yerimi ayarladım. Siz hangi büyüklükte ördüyseniz 4 ya da 5 düğme kullanacaksanız kullanacağınız düğme sayısı kadar yerlerimizi ayarlarsanız ilik çalışması sırasında çok rahat edersiniz. Bakınız ben 4 tane ilik çalışmak istiyorum e, ve yerlerini ayarladım. Şimdi aşağıdan örerek ilerliyorum. İkinci sıramızdayız bakınız yanımızı ördüğümüz sıramızın ikinci sıramızda ileğimizi yerleştirmeye başlayalım en son trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum bakınız burada şu kolumuzdaki çizgi görüntüsünü vermek için yönlere dikkat etmemiz gerekmekte şimdi ben Ceketimin arkasından örmeye başladığım için önümü ne de şöyle bir çizginin durmasını istediğim için bu kez ilmeğimin kendimden tarafa olan kısmından alarak örüyorum. Bakınız başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanın bu kez kendimden tarafta bakınız. Örmediğim taraf diğer tarafa geçecek. Şöyle bir bakınız. Bir defa da alıyorum. Tekrar kendimden tarafta tek seferde kapatıyorum. Tek seferde kapatıyorum tek seferde kapatıyorum ve ilik çalışması yapmak istediğim noktaya geldim hemen bakınız bir iki iki tane yeri atlıyorum üçüncü yere batıyorum ve iki tane zincirimi çekiyorum kullanacağınız düğmeye göre eğer daha büyük çalışacaksanız bir taraftan daha fazla atlayarak bir sonraki bölüme geçebilirsiniz şimdi çıkarıyorum daha güzel görelim bir örmüyorum iki örmüyorum üçüncüye atlıyorum tığımın tamam, başını doluyorum Kendimden taraftaki bölümünü örüyorum. Diğer tarafta çizgili bir görünüm kalıyor. Bakınız şu şekilde çizgili görünüm oluşuyor. Tığımın başını doluyorum. Yine kendimden taraftan birer birer batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Diğer ilik çalışması yapacağım yere doğru bir defa başını doluyorum ve bir defa da çekerek ilerliyorum. Şöyle bakınız. Şöyle. Çok önemli. Çizgilerimizin takibinde yapalım. Kendimden tarafı alıyorum ve çizgim bu tarafta kalıyor. Şimdi diğer ilik yerime doğru ilerleyelim. İşaretimi taktığım diğer ilik yerine geldim. İşaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını dolamadan önce iki tane zincirimi çekiyorum ve tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum, iki trabzan atlıyorum, üçüncü trabzanıma başını dolamış olduğum tığımı batırıyorum ve bakınız bu yönden giriyorum, tek seferde kapatıyorum ve bu şekilde ikinci iliğimi de çalışmış oldum. Üçüncü ilime doğru kendimden taraftaki bölümünden trabzanlarımı bakın alarak ilerliyorum. Diğer ayıracımın bulunduğu noktaya doğru devam edelim. Ayracımın bulunduğu noktaya kadar geldim. Yine ayracımı çıkarıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın kendimden taraftaki bölümünü alıyorum. Ve tek seferde örüyorum. Bu şekilde 3. iliğimizi de çalıştık. En son dördüncü iliğimizi de çalışalım ve sonrasında görüşelim. En son iliğimi de açtım ve dört tane iliğim tamamlandı. Şimdi arkasını çevirerek örmeye başlayalım. 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve üçüncü sıramız örüyoruz birinci trabzan sıramız ikinci kez başını dolayıp tek seferde aldım ve çizginin bu tarafa düşmesini sağlamak için ardından almıştım bakınız kendimden tarafından almıştım şimdi ardından alarak buradaki bölümlerin ilkini ön yüze düşürüyoruz şimdi tığımın başını doluyorum hemen ardından alıyorum orta parmağımdan taraftaki bölümden alarak örüyorum zincirimin üzerine örüyorum trabzanlarımın üzerine örüyorum tek seferde orta parmağımdan taraftaki bölümünü örüyorum çizgiyi hangi yöne düşürmek istiyorsak o yöne kalacak şekilde şuradaki trabzanımızı ayarlayalım alt kısımda da aynı çalışmayı yapacağımız için bu çok önemli bakınız düz yönde ördüğüm zaman arkadan ters yönde ördüğüm zaman arkadan alalım Evet bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Geliyorum bakınız. İliğimin bulunduğu noktadayım. Zincirlerime birer birer girerek arkadan aldım. Tekrar trabzanlarımın üzerindeyim. Ve sona kadar bu şekilde ilerleyelim. Şuradaki görmüş olduğumuz çizgiyi e, mutlaka ön tarafa düşmesini sağlayalım. İliklerimi ördükten sonra karşı tarafı da aynı şekilde 3 sıra ördüm. Düğmelerimi diktim. Şimdi alt kısmı çalışmaya başlayalım. Tabi bu şekilde düğmeleri takılı çalışmamıza gerek yok. Ben sadece görmeniz açısından düğmelerimi iliklemiştim. Yine bakın diğer tarafı da aynı şekilde birinci sırayı trabzan, ikinci sıra ikinci ve üçüncü sırayı ise bir defa başını dolayarak aldım. Ve düğmelerimi de diktim. Evet şimdi alt kısmının lastik çalışmasını birlikte yapalım. Yine aynı şekildeki lastiğimizi uygulayacağız. Yani ön sıraya şu şekilde çizgilerimiz düşecek. Çünkü bakınız modelimiz gayet dalgalı olduğu için bir ters bir düz lastik çalışması yapmıyorum. Bir. 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen ileriye bir tane ikili trabzan daha sonra 1 ve 2 bakınız 4 tane ikili trabzan ördüm ilerliyorum ve bakın normal trabzanlarımın bulunduğu noktaya geldim tığımın başını doluyorum trabzan aralarına giriyorum 1. trabzan aralarına yukarıya küçük noktaya değil araya batıyorum ilerliyorum. Her trabzan arasına bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde diğer uca kadar ilerliyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Bakın sadece trabzanımı örüyorum. başını doluyorum. Tam araya bakın. Üstteki noktaya değil araya giriyorum. Birer birer ilerliyorum. Evet bir uçtan diğer uca kadar ikili trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümüzün yönünde düz çizgi istediğimiz için düz çizgi kalacak taraf bakınız. Örmediğimiz taraf düz çizgi olacak. O yüzden benden taraftaki yani kendimizden taraftaki bölümümüzü bir defa başın dolayalım ve şu şekilde girerek örelim. Tekrar bir defa başında doluyorum. Buğday görüntüsündeki olan ilmeklerimizden kendimizden taraftakini alıyorum. Bakınız arkasından ördüğümüz zaman kendimizden taraftakini örüyoruz. Düz taraftan örerken diğer taraftakini örerek orta parmağımızdan taraftakini örerek ortaya çizgi kalmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde bir kendimizden tarafta bir diğer tarafta örerek istediğimiz ölçü gelene kadar büyütmeye devam edelim. Şöyle çevirelim. Bakınız şu şekilde lastiğimizi tamamlayalım. Ceketimizin yaka çalışmasını yapalım. Yaka çalışmamızda da aynı lastiğimizi çalışıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen ilk trabzanımın olduğu yerden başlıyorum. Şu şekilde bakın lastik çalıştığımız yerden değil. Hemen yanındaki ilmeğimi ilk aldığım yerden bu tarafa doğru devam eden yere giriyorum araya bağlanıyorum ve zincirlerimi çekiyorum 1 2 ve ilerliyorum şöyle ipimi de gizleyelim araya giriyorum her bir trabzanımızı bir defa örerek ilerleyelim ve diğer ucun şu şekilde hemen lastiğimizi başlattığımız yerine kadar gelelim. Çekitimizin 4 sıra alt lastiğini ördüm tamamladım. Bir trabzan bir de üstünde başını dolayarak tamamladım. Yaka kısmını ördüm. Her iki kollarımızı 3 sırada tamamladık ve ceketimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.